anlaşmayacağız, karınlaşmayacağız, yani belanlaşmayacağız. AKP ne diyordu? Biz gelirken Hazreti Ömer'in adaletini getireceğiz diyorlardı. Biz saygı duyduk onlara o zamanlar. Hazreti Ömer kendi devletin işini yaparken devletin mumunu, kendi işini yaparken kendi mumunu yakardı. Acaba bunlar gemilerde kimin mumunu yakıyorlar? 4 günde sattığın telefon bugün 9.3 milyar dolar ediyor. 9.3 milyar dolar. Eğer ben Süleyman Soylu'ysam, tüy bitmemiş kendimin hakkını yiyenler hesap sormazsam ne yaparsın? Otel lobisinde one minute demek marifet değil. Birleşmiş Milletler'de one minute demek marifettir. Evet. OECD salonlarında one minute demek marifettir. Çok ağır olacak ama şunu söyleyeyim. Sayın Başbakan'ın kalbi Ali diyor, dili Muaviye söylüyor. 3 aydır ben yapmadım onlar yaptı demek yerine Tayyip Erdoğan niye çıkıp da vallahi ve billahi benim evimde böyle paralar yoktur, ben böyle bir haram işe de bulaşmadım diye niye bir açıklama yapmaz? Yemin etsin istiyorsunuz. Hayır, benim hiçbir talebim yok. Benim tek talebim onun yargılanmasıdır. İşleri güçleri milletin dinini istismar etmek, laik dini istismar etmek, cumhuriyetini istismar etmek. Allah'ınızı severseniz sizi istismar edenlerin yanına bırakmayın. Sevgili arkadaşlar, AKP ve Tayyip Erdoğan ve başka birileri bu ülkede gömlek değiştirdik, bu ülkeyi yöneteceğiz diyenler oldu. Aldanmayın. Yılanlar da gömlek değiştirir. Ama zehirleri bitmez. Zehirleri bitmez. Biz iyi de biliriz, kötüyü de biliriz. Eğer biz kötüyü bilmeseydik şimdi hepimiz AKP'de milletvekiliydik. Omurgalı olacaksın, omurgalı. Omurgasızdan bir şey olmaz. Rüzgar önündeki yaprak gibi sallanandan bir şey olmaz. Cenab-ı Allah'ta bu kitap var. Ne olacak? Herkes haşrolunduğu zaman, doğduğu zaman Kur'an-ı Kerim okunacak. İnsanlar diyecek, vay ya, bu kitapta böyle şeyler mi yazıyordu ya? Yazıyordu tabii, sana anlamak için uğraşmadın ki hiç. Kur'an-ı Kerim'de okuyorsun, atalarımız biz böyle yapar bulduk. Geliyorsun karşıma, katılım bankalarıyla işte para vakıfları fetva vermişler eskiden, aynı şeydir diyorsun. Ya onlar yanlıştı kardeşim. Yanlıştı. Ya bunca düzen var artık. Bu düzeni değiştirirse kötü olur, kargaşa olur. Onun için bu para vakıflarının yapmış olduğu 10-12 kuralını kabul edeceğiz. Caizdir diye İbn-i Kamer, Şeyhülislam fetva vermiş. Ebu Suud fetva vermiş. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Yanlıştır. Temel olarak kabul edilemez. Ya ben bu adamlara hakaret etmiyorum kardeşim. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın hükmü hangi sıfata sahip olursa olsun hiçbir sıfatın altında değildir. Şeyhülislam dahi olsa böyle bir emir veremez. Profesör dahi olsa, Allame-i Cihan olsa faiz alabilirsiniz diye bir söz söyleyemez ya. Nasıl böyle bir şeyi kabul edebiliriz? Cenab-ı Allah kabul edersen Allah vebsiyle harp halinde olduğunu bil diyor. Ne yapacaksın sen şimdi? Ya Rabbi sen öyle diyorsun ama bak işte böyle böyle bir şey, bu düzen bozulacak. Ya Allah düzeni bozmak için Kur'an-ı Kerim gönderiyor. Bütün düzenlerin canı cehenneme gönderilen kitap bunun için gönderiliyor. Sen düzeni bozmak için, sistemi bozmak için ayağa kalkmak mecburiyetinde olan bir kulsun. Çünkü Allah böyle emrediyor. Biz gidip de 3 kuruş 5 kuruşluk ciğeri 5 para etmez adamların, yok danışmandır yok parası var diye nemalanan adamların tiyatrovari böyle sözlerine mi inanacağız? Ya kimsiniz ulan siz ya? Cenab-ı Allah beni bu kitapla imtihan edecek. Senin fetvanla, uyduruk fetvanla, uyduruk hükümlerinle hesaba çekecek değil ki. Bir ülke düşünün, 100 tane yumurta üretiyor.
Bu 100 yumurtaya karşı 100 lira basıyor. Demir veya kağıt. Bir yumurtanın fiyatı kaç lira? 1 lira. 100 yumurtayı üretimini daha fazla arttırmak için ne yapman lazım? Tavuklara yani üreticilere ve de horozlara yani yatırımcılara iyi bakman lazım. Tavukların bakımını iyi yaparsan, horozların yani yatırımcılara yatırım şevkini yüksek tutarsan, yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 50 kuruş. Yok, tavuklara bakmazsan, horozların yani yatırımcıların moralini düzgün tutmazsan, yumurta üretimi 100'den 50'ye düşerse ne olur? 2 lira olur bir yumurtanın fiyatı. Fiyatı belirleyen neymiş? Daha doğrusu paranın değerini belirleyen neymiş? O ülkenin üretim gücüdür. Paranın değerini o ülkenin üretim gücü belirler. Hangi şekilde gelmiş olursanız olur. İster sözüm ona demokraside %100 oyla gelin. İsterseniz başka tarzlarda iktidara gelin. Siz paranın değerini belirleyemezsiniz. Paranın değerini ne Cumhurbaşkanı belirleyebilir, ne meclis belirleyebilir, ne Merkez Bankası belirleyebilir, ne de TÜİK belirleyebilir. Paranın belirleyicisi kimmiş? Tek. Üretim gücü. Sen şimdi üretim gücünü kırmışsın. Üreticinin kolunu, kanadını kırmışsın. Üretici üretemiyor. Sen mecburen ne yapıyorsun? Dışarıdan borca mal alıyorsun. Borca hizmet alıyorsun. Borca para alıyorsun. Kime çalışıyorsun? Borca çalışıyorsun. Kimin gene bu yük? Üreten kesimi yoksullaştırıyorsun. Çok çeşitli yöntemlerle. O çöktükçe çöküyor. Battıkça batıyor. Paranın değeri de düştükçe düşüyor. Abi ben öyle Ali Cengiz oyunları yaparım. Sen öyle değil mi? Şimdi bir soru daha. Bu Türkiye'nin çok harika bir politikası, Türk politikası uyguladığı ve işte 7000 liradan 5500'e düştüğü lafları var ya. İyi de arkadaş, sene başında 3900 liradan 5500'e çıktığını düşünüyoruz artık şimdi. 7000'den 5500'e düşmüş. Harika ya. Şuraya bak be. Ah be, koçum benim be. Kim tutar seni? Gideceksin, bakacaksın. Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da. Götür Türk parasını. Dolar iste. Bak bakalım sana 100 lira karşılığında kaç tane dolar veriyorlar. Bu paranın değerini ne belirliyor? Üretim gücü. Söylem gücü belirlemiyor. Şarkılarla, türkülerle, ilahilerle, sözüm ona çok büyük din adamlarının beyanlarıyla ne artmıyor? Paranın değeri artmıyor. Lafla hiçbir yere varamazsın. Alın teriyle varır. Adana'da bir toplantıdayım. Bacılarımız çevirdi. Dediler ki ya bizim tarlalar gitti, evler gitti, kocalarımız gitti. Şuradaki kumarhanelere bakın. Sizin bu bana bizzat sizin bu kumarhanede ne işiniz var? Gelip burada konferans veriyorsunuz. Ve anlattılar. Rahmetli Başbakan Erbakan'a intikal ettirdim. Hadi dedi, yap bunu da bitir dedi. Yine başımızı belaya sokacaksın ama dedi. Evet. O Türkiye'nin bu kumarhanelerden kazancı bütçeye net girişi 1 milyar 327 milyon dolardı. Kumardan gelen haram parayı ben milletime hizmet olarak sunamam dedi. Ve kumarhanelerin kapatılması kanunu rahmetlinin çok büyük desteğiyle, çok içten desteğiyle çıktı ve bugün Türkiye'de kumarhanelerin kapatılmasının ve kumarhane belasından ülkemizi kurtaran gene Kahraman Erbakan'dır. O siyasi riski de almıştır. Kumarhanecilerin de ayağına basmıştır. Yoksulun sırtından doyan doyan. Bunu gören yürek nasıl dayanır? Yiğit muhtar olmuş ruh soğana. Bilmemen söylesem mi söylesin? Yiğit muhtaç olmuş kuru sovana, bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi?